Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım, yengeçleri 2019 Aralık'ta neler bekliyor? Vallahi yengeç burçları, Jüpiter artık oğlağa giriyor. 6. evde Jüpiter yaydayken işte kariyerde bir büyüme olmadıysa artık benim için, sizin için yapabileceğim gerçekten hiçbir mi? Şey yok. Oğlak'ta da mı olmaz? Oğlak'tayken ilişkiler, ortaklık, aşk, birliktelikler, yani bunlar çok ön plana çıkacak. Yani yengeç burçları ilişkiler, ortaklıklar, karşına gelebilecek iş fırsatları, bunlarla ilgili bir döneme girecekler. 2 Aralık'tan itibaren bir yıllık dönemde Jüpiter oğlağa giriyor. Güneş'in karşısında Satürn var. Bundan dolayı disipline oluyorlar. Kendilerini biraz içeriye doğru döndürüyorlar. Bazıları inziva şeklinde yaşıyor. Bunlar kötü değil ama bir kısım yengeçlerin Jüpiter 6. evlerinden geçerken çok kuvvetli bir şekilde iş ve kariyer hayatlarında değişimlere sebebiyet verdi. Yani pek çoğu iş buldu. Bir kısmı kendilerine yardımcı buldu, bir kısmı iş buldu, bir kısmı kariyerinde ilerledi. Bir kısmı iş hayatında baya atlamalar yaptı. Ekonomik olarak da durumu iyileştirdiler. Aslında 3 yıl önceki yengeç değiller, baya iyi durumdalar. Şu an 26 Kasım'daki o yeni ayın etkisiyle beraber işleriyle ilgili son bir tonu yakalayacaklar. Yani önümüzdeki 4 haftalık süreçte işin yapma şekli, günlük iş yaşamı, hatta kıyafetlerini değiştirecek bazıları. Yani bazıları imaj değişiklikleri yapacak. Yanlarındaki sekreter yardımcı buna benzeyen yardımcılar. Ben nasıl değiştirdim? Bak sakal yaptım, küpe yaptım, diyorsun. Saçları değiştirdim. Öyle yükselen bir şey burç yani üzerinde, yengeçlerde. Yükselen burç üzerinde tutulma oldu. Ne oldu? Sakallı oldum, keçi oldum, küpe çok yaptım falan. Çok yakışıklı oldun ama. Çok teşekkür ederim. Ve aynı şekilde bir kısım yengeçlerde de buna benzeyen imaj değişiklikleri var. Ayın 12'si civarında işte kendi neşelerini kaçıran etraflarından bazı dedikodular çıkabilir 12 Aralık civarındaki. Dorunay birlikte çalıştıkları kişilerden biriyle yollarını ayırabilirler. Biraz da bir bayan. Buna dikkat edin. Hizmet aldığınız bayanlarla gerginleşmeyin. Mesela diş hekiminiz, emlakçınız, işte ne diyebilirim, kuaförünüz. Evde çalışan kişi. Yani bunlarla ilgili bazı gerginliklerin de olabileceği bir dönem. Ama Jüpiter 6'dan geldiği için gene Şam'da kayısı, yeni iş fırsatları, yeni planlar, yeni etkiler. Biliyor musunuz, yılbaşı alışverişinde en çok indirimle karşılaşacak olan, istediği ürünlere en çok vuracak olan sizlersiniz. 26, 27, 28 Aralık'ta ay koordinasyonu yani Jüpiter yani? Arasında açısı biz var. Biz gideceğiz bir şeye, bir dükkana, yengece daha mı ucuza satacaklar? Hayır, çünkü bize senden önce yengeç onu almış olacak. Anladın mı? Yengeç senden önce bu bardağı aldığı için. Ben ilk önce oldu? Çıkacağım ha. Ne oldu? Sen o bardağı bulamayacaksın. Hanım, Billur Hanım kusura bakmayın, sizden biraz önce bir yengeç aldı o bardağı diye. Öyle diyecekler. Yengeçlerin için bu yıl, bu ay alırken kazanacakları bir ay. Bakın bu çok önemli bir ay. Mesela bilgisayar mı alacaksın? Bu ay al. Cep telefonu mu alacaksın? Bu ay al. Veya alacağın şey neyse, otomobil mi alacaksın? Bu ay al. Alırken kazanırsın. Ama tabii ki doğum haritanı tam bilmiyorum. Nedir? Eğer Merkür'ün retro ise, Venüs'ün retro ise, Mars'ın retro ise zaten haritada yapacak bir şey yok. Yani o her ay alsa da kaybedecek. Bence keyfine bak. Bu ayın en önemli özelliği alırken kazanacağım.